Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk Conan Bey. Vakit kaybetmeden sorulara geçelim bence. Sana öyle kazık sorular hazırladım ki 3-5 soruda pes edeceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Türk şiirinde sezgici yaklaşımının en önemli temsilcisi kimdir? A. Ahmet Muhip Duranaz, B. Necati Cumalı, C. Ahmet Hamdi Tanpınar, D. Ahmet Kutsi Tecer. C. Ahmet Hamdi Tanpınar, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler, bu soruyu bildiniz. Sıradaki sorumuz geliyor şimdi. Hangisi Turan Oflazoğlu'na ait eserlerden biri değildir? A. Keziban, B. Allah'ın Dediği Olur, C. Dev Aynası, D. Deli İbrahim. D. Deli İbrahim, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Ha 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 ha, bilemediniz. Ama nasıl olur? Oldu işte. Şimdi güle güle deme vakti geldi her şeyi bilen adam. Oh be, bu gördüğüm rüyaymış. Çok korktum gerçekten. Neyse, hazırlanıp yarışmaya gitmem lazım. Geç kalmamalıyım. Sen şu yarışma programındaki her şeyi bilen adam değil misin? Evet taksici kardeş, doğrudur. O zaman ben de soru sorabilir miyim sana? Sor bakalım. Ağaç dergisini kim çıkarmıştır? Necip Fazıl Kızakürek. Büyük Doğu dergisini kim çıkarmıştır? Necip Fazıl Kızakürek. Akbaba dergisini kim çıkarmıştır? Yusuf Ziya Ortaç. Büyük Mecmua dergisini kim çıkarmıştır? Kafayı dergilere taktın sanırım. Evet, durakta en çok dergi ve gazete ile meşgul olduğumuz için olabilir. Peki, soruna cevap veriyorum. Ziya Gökalp. Çınaraltı dergisini kim çıkarmıştır? Orhan Seyfi Orhan ve Yusuf Ziya Ortaç. Dergah dergisini kim çıkarmıştır? Yahya Kemal Beyatlı. Aynı zamanda bu isimle Sezai Karakoç da çıkarmıştır. Peki, Edebiyat dergisini kim çıkarmıştır? Nuri Pakdil. Hakikaten her şeyi biliyorsun. Genç Kalemler dergisini kim çıkarmıştır? Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem. Hisar dergisini de bil bakalım. Mehmet Çınarlı. Son olarak Kültür Haftası'nı da kimin çıkardığını söyler misin? Peyami Safa. Yarışma programının olduğu yere de geldik sayılır. Sohbet için teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk Conan Bey. Vakit kaybetmeden sorulara geçelim bence. Peki, nasıl isterseniz. 100 TL değerindeki ilk sorumuz gelsin o zaman. Dünya edebiyatında bilinen ilk destan hangisidir? A. Sümerler Gılgamış, B. Sakalar Alper Tunga, C. İranlılar Şehname, D. Almanlar Nibelungen. A. Sümerler Gılgamış, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler, bu soruyu bildiniz. 200 TL değerindeki sıradaki sorumuz geliyor şimdi. Zebercet hangi romanın kahramanıdır? A. Ruh Üşümesi, B. Aylak Adam, C. Anayurt Oteli, D. Kar. C. Anayurt Oteli, eminim ve son kararım. Ben de merak ettim. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler, iyi gidiyorsunuz gerçekten. Yine tüm soruları bileceğim. Şimdi 300 TL değerindeki diğer sorumuza geçiyoruz. Hangi şair Hisar grubunda yer almaz? A. Mehmet Çınarlı, B. İlhan Geçer, C. Yavuz Bülent Bakiler, D. Orhan Duru. D. Orhan Duru, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Ama bugün biraz sizi tedirgin gördüm. Kötü bir rüya gördüm. Anladım. Şimdi 500 TL değerindeki sorumuz geliyor.
Hangisi Kurtuluş Savaşı konulu romanlarımızdan biri değildir? A. Sırtlan Payı Atilla İlhan, B. 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay, C. Dolu Düzgün Samim Kocagöz, D. Handan Halide Edip Adıvar. D. Handan Halide Edip Adıvar. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 1000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Akımın ortaya çıkışında Auguste Comte'un pozitivist felsefesinin etkisi vardır. Bu akım hangisidir? A. Realizm, B. Klasizm, C. Naturalizm, D. Sürrealizm. A. Realizm, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş her şeyi bilen adam? Tebrikler. Geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Üçer mısralık bentlerle yazılmış nazım biçiminin adı nedir? A. Terzarima, B. Sone, C. Amjampman, D. Tuluat. A. Terzarima, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine güzel bir performans sergiliyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi geçiyoruz 4000 TL değerindeki sorumuza. 2 dörtlük ve 2 üçlükten oluşan 14 dizelik nazım şekli hangisidir? A. Terzarima, B. Sone, C. Anjapman, D. Tuluat. E. Sone, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 8000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Masalcı Baba lakabıyla bilinen yazarımız kimdir? A. Eflatun Cem Güney, B. Memduh Şevket Esendal, C. Ömer Seyfettin, D. Refik Ali Tıkaray. A. Eflatun Cem Güney, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine bildiniz. Çok şükür. Sıradaki sorumuz tam 16.000 TL değerinde. Gelsin mi? Gelsin. Bilinen ilk masal anlatıcısı kimdir? A. Aisopos, B. Aiskilos, C. La Fontaine, D. Montaigne. A. Aisopos. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Zor bir soruydu. Bunu da bildiniz. Daha joker aklarımda duruyor. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi Sabahattin Ali'nin farklı türde bir eseridir? A. Değirmen, B. Kağan'ı, C. Sırça Köşk, D. Esirler. D. Esirler, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Esirler tiyatro türünde bir eserdir. Şimdi 64.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı ilk eseri hangisidir? A. Ateşten Gömlek, B. Vurun Kahpeye, C. Sinekli Bakkal, D. Handan. A. Ateşten Gömlek, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Kolay bir soruydu. Şimdi geçiyoruz 125.000 TL değerindeki sorumuza. Gönül Hanım adlı eser ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Ahmet Hikmet Müftüoğlu yazmıştır. B. Konusu Turancılık ideali üzerinedir. C. Roman türündedir. D. Gönül Hanım'ın aş çıkmazı anlatılmıştır. D. Şıkkı, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine bildiniz.
Şimdi 250 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Adi Ekrem Bolayır'ın yoksul kimselere merhamet duygusunu dile getirdiği şiirlerden değildir? A. Küfeci Çocuk, B. Fırın Önünde, C. Hamal, D. Balıkçılar. E. Balıkçılar, eminim ve son kararım. Ben de merak ettim. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Balıkçılar, Tevfik Fikret'in manzum hikayelerindendir. Ayrıca Hasta Çocuk, Nesrin, Ramazan Sadakası bu türde yazdığı diğer eserlerdir. Bu ek bilgi için teşekkürler. Şimdi geçiyoruz 500 bin TL değerindeki sorumuza. Tekellüm-i hikaye hangi dönemle bağdaştırılabilir? A. Milli Edebiyat, B. Fecrati, C. Tanzimat Dönemi, D. Hisarcılar. B. Fecrati, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Dünya edebiyatında ilk psikolojik roman hangisidir? A. Mehmet Rauf Eylül, B. Cervantes Don Quixot, C. Lafayette de Princes Cleves, D. Victor Hugo Sefiller. Telefonla olan joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, hangi arkadaşınızı aramamızı istersiniz? Şükrü'yü arayın. Peki, Şükrü Bey'i bağlıyoruz. Şükrü Bey merhaba. Ben yarışma programından Konan Işıl. Sorumuz şöyle. Hangisi dünya edebiyatında ilk psikolojik romandır? A. Mehmet Rauf Eylül, B. Cervantes Don Quixot, C. Lafayette Princes Cleves, D. Victor Hugo Sefiller. Bana biraz yavaş konuş da biz de anlayalım ya. Hani otomatiksin gibi konuşun ya. Evet. Sanırım bağlantı koptu. Sizden cevabınızı alalım. C şıkkı diyorum ben. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine bileğinizi bükemedim. Gördüğünüz gibi her şeyi biliyorum Conan Bey. Benle baş edemeyeceksiniz.